Yunus Emre, hem şimdi senle bu akşamki maçı bir konuşalım. Bir, transferleri konuşalım. İki, taraftar yapılan transferlerden memnun mu? Üç, herhalde kapattı Trabzonspor'da transferi, bitti. Bundan sonra devre arasına kadar var mı, yapacak mı, planlar ne, olursa ne yapar Trabzonspor? Önce bir Ferencvaros Trabzon maçını konuş. Sen nasıl buldun takımı? Özellikle ilk yarıda inanılmaz bir hayal kırıklığı yaşadım takımın performansı anlamında. Çünkü Trabzonsporlu oyuncular ilk yarıda pozisyon bilgisi, bir organizasyon eksikliği, bir savrukluk vardı takımda. Ama ikinci yarı değişikliklerle Trabzonspor biraz daha toparlandı. Oyunda üstünlüğü ele geçirdiği anlar da oldu. Ama Ferencvaros karşısında özellikle son haftalarda Trabzonspor'un o bireysel hata kaynaklı gol yeme alışkanlığı yine devam etti. Yani Trabzonspor buna bir çözüm bulamıyor. Özellikle bireysel hatalardan hep goller yiyor ve geriye düşüyor. Skoru sonra çevirmek için çaba sarf ediyor. Bunu Ferencvaros maçında başaramadı Trabzonspor. Aslında bunu başarabileceği pozisyonları da buldu. Ama ikinci yarıda kısmen takım gelecek adına oldukça iyi mesajlar verdi. Özellikle Maxi Gomez ve Umut Bozok'un performansları çok çok iyiydi. Bartra savunmada toparlayıcı vaziyetteydi ama performans olarak, bireysel performans olarak beklentileri karşılayamayan, hatta beklentilerin çok uzağında kalan isimler de vardı. İşte bu yüzden geniş kadro kurmak çok çok değerli. Çünkü sezon içerisinde belki bu anlamda istediğinizi alamadığınız çok daha fazla oyuncu olacak ve bunları en azından kenarda duranlarla değiştirdiğinizde hamle şansınız fazlasıyla olacak. Bu yüzden ilk yarı gerçekten büyük bir hayal kırıklığı ama ikinci yarı en azından umut verici bir performans vardı. Ama bir beraberlikle oradan dönmek Trabzonspor adına çok çok değerliydi. Çünkü rakip 16. dakikada 10 kişi kaldı ve 10 kişi kaldıktan sonra 2 gol yedi. İki Trabzonspor rakibinden. Burası gerçekten ciddi sıkıntıları gösteren bir noktaydı. Ama tabii ki daha ilk maç, takım yeni kuruluyor. Trabzonspor şampiyon olmuş, son şampiyon takım. Ama ilk 11'indeki 8 oyuncu değişikliği var. Bu çok ciddi bir rakam. Yani şampiyon olmuş takımdan bu kadar radikal bir değişimi beklemezsiniz. Bunun çok fazla bir örneği yok. O yüzden şu an yeni bir takımdan bahsediyoruz. Yani geçtiğimiz sezon şampiyon olan takımla şu anki takımın hiçbir alakası yok. Bambaşka yeni bir takımdan bahsediyoruz. Bu yüzden bunun da biraz zamana ihtiyacı var. 14 transfer yaptı Trabzonspor. Bu transferlerden birini şu ana kadar duyurmadı. Lisans da çıkartmamıştı. Mirant Erarslan genç oyuncu. Aslında bu oyuncu ile ilgili belki ilerleyen dakikalarda da bir konu açıklığı getirebilir. Bazel'den kadroya katılmıştı. Diğer isimlerin tamamının lisansı çıkartıldı. Ama özellikle Edin Visca'nın sakatlanmasından sonra herkes sağ kanata bir transfer beklentisi içerisindeydi. Son ana kadar oraya bir takviye yapılacağı düşüncesi vardı. Ama sağ kanatta o transfer gelmedi. Bugün bir kez daha gördük. Abdülkadir Ömür sağ kanat orijinli oyuncu değil. Orayı bir şekilde kapatmaya çalışıyor. O çıktıktan sonra Trezeguet sol ayakta sağ kanata geçti. Onun eksikliği var. O bölgedeki eksiklik biraz Trabzonspor'un sezon içerisinde en azından Vişçe dönene kadar olan süreçte keyfini kaçıracak gibi gözüküyor. Onun dışında genel anlamda Trabzonspor taraftarları için tatmin edici bir transfer sezonu geçtiğini söyleyebilirim. Ama dediğim gibi o sağ kanattaki sorun biraz keyifleri kaçıracak. Peki, Yusuf Yazıcı'yı nasıl buldun? Daha ilk maçı yani ayağının tozuyla sahaya çıktı desek yeridir. Biraz özellikle kanat oyuncu noktasında sıkıntısı olduğu için Trabzonspor'un alışık olduğumuz forvet arkası veya yeni tabirle 9.5 dediğimiz pozisyonda değil de daha çok kanatlara çıkmaya çalışan bir oyuncu rolünde gördük. Ben tabii ki daha fazla sorumluluk almasını bekliyoruz Yusuf Yazıcı'nın. Çünkü Lille'de yaptıkları, Moskova'da yaptıkları ortada ama daha yeni bir oyuncu. Yani bu maç özelinde Yusuf Yazıcı çok iyiydi veya kötü diyeceğimiz bir performans yoktu ortada. Takımın genelinde aslında böyle bir performans yoktu. Bugün iyi niyetli çalışan isimler vardı. Bakasetas arı gibi çalıştı. Maxi Gomez ileride gerçekten bir gol, bir asist çok güzel iş yaptı. Umut Bozok oyuna girdikten sonra çok çok değerli katkılar verdi. Ama Trabzonspor adına bazı oyuncular da dediğim gibi beklenenden çok çok uzaktı bugün için. Biraz sanki zamana ihtiyacı var diyor Yunus. Kesinlikle. Ahmet Selim, Sercan. Doğru diyor. Yeni transferlerin, yani Trabzonspor da değişti. Bu çok değişti.
insanlar Fenerbahçe'de benzer sorun yaşandı. Geçen yılı iyi kapattı diye insanlar aynı oyunun devamını bekliyor ama 7-8 transferi geçelim. 4-5 transfer takıma girdiği anda o takım neredeyse sıfırdan takım oluyor. Tabii. Yani sadece Trabzon'da 8 oyuncu. Evet tabii, evet. Tabii 8. Ondan bahsediyorum. Yani o geçen yılki beklentileri hemen aşağı çekmek gerekiyor. Galatasaray bayağı yaptı yani. Geçen seneden başka devam eden 2-3 oyuncu kaldı. Kerem kaldı, Mustera kaldı. Kerem, Mustera, Patrick Van Aanholt. Bir de Nelson tabii. Nelson'u da saymak lazım. Boye'yi de say. O da yarım yapmalak. Yani Boye'de ideal 11 oyuncusu değildi. O kadar. 4 oyuncu falan var yani Beşiktaş'ta şu an ideal 11'de. Beşiktaş'ta durum neydi? Nasıl? Beşiktaş'ta da aynı. Beşiktaş'ta çok değişti. 3-4 tanesi kaldı. Bu ama şunu gösteriyor. Geri kalanın hepsi yeni transfer gibi. Kaldı. Josef. Şöyle yapalım. Forvet. Forvet. Yeni. Yeni. Sağ kanat Gezal. Geçen yıldan. Evet. Muleka girdi oraya şimdi zaten. Orta sahaya geldik. Getson yeni. Yanına Josef geldi. 3. Stoperlere baktık. Zaten tamamen değişti. Sol beki, sağ beki. Necip var be orada. Yani. Hiç değişmeyen. Hiç değişmeyen bir isim. Oraya ama bir de şunu söyleyelim. Bu tablo aslında biraz da futbolumuz hani ülke puanı diyoruz, tabii, gerideyiz diyoruz. Bu neredeyse her takım her yıl bunu yapıyor artık. Bu noktaya geldik. Bu da neden Başakşehir hariç. Bravo. Çok doğru. Ki onları da bu akşam aldıkları galibiyet çok önemli. Deplasmanda ne olursa olsun İskoçya'da bir takımımızın 4 tane atması çok kıymetli. Önünde. Çok. Hele bu haldeyken. Bu da Türk futbolunun neden 21. sıraya geldiğinin bir göstergesi. Yani bu bir şey değil ama hani şampiyon takım bile kadroyu tamamen değişti. Umarım bu istikrarı yakalayabiliriz yani. Kaç oyuncu? 8 oyuncu dedin. Yani direkt 11'e etki eden. Şimdi şey gitti. Cornelius gitti. Hamşik. Şöyle sayabiliriz Aykut'un. Bak, şimdi kaleden başlayalım bu maç üzerinde. Tamam. Taha yeni. Evet. Larsen yeni. Bartra yeni. Eren'i oynattı sol bek olarak düşünelim. Densfil 3. bir stoper. Eren yeni. Lübamen yeni. Trezeguet yeni. Yusuf Hızcı yeni. Umut Bozok yeni. Maxi Gomez yeni. Bardi yeni. Hepsi yeni. Yani geçen seneden ilk 11 olarak baktığında Bakasetas, Abdülkadir Ömür ve Hugo şu anda 11'de. O Uğurcan'ın sözleşmesi uzadı. Alacağı rakamda da iyileştirme oldu. Yani tam tabii ne alış? 25 milyon TL seviyesi. 9 milyon TL civarında kazanıyordu. 25 milyon TL seviyesine çekildi. Ömür'ün rakamında da düzelme oldu mu? Ömür'ün zaten 2024 tamam, yılına kadar sözleşmesi var. Onun sözleşme değil ama maaş düzenlemesi yapılacak. Henüz o aktif edilmedi. Tamam. Yanılmıyorsam Uğurcan'ın uzatıldı. Bir oyuncunun daha uzatıldı bugün. Giannini Semedo. Sezon sonunda Giannini sözleşmesi sona erecekti. 2 yıl daha onun sözleşmesi uzatıldı. Ayrıca Muhammed Taha Tepe ve genç kaleci Kaan Moradoğlu'nun da sözleşmesi uzatıldı. Abdullah Avcı'yla da sezon sonunda bitecek sözleşmesini 2 yıl daha uzatma konusunda el sıkışıldı ama henüz resmiyete imzaya dökülmedi. O da kısa süre içerisinde dökülecek. Yunus, sen Trabzon'da halkın içinde de gezersin. Hem senin kendi kişisel görüşün hem de halkın görüşü. Ya bu oyuncu keşke gitmeseydi dediği kim var? Vakeme tabii ki. Yani Vakeme bir anda bireysel performans olarak çıkıp kendi başına bir şeyler yapabilecek bir oyuncu. Ama kağıt üzerinde bakıldığında Vakeme'nin yerine alınabilecek en iyi oyuncu bence Trezeguet. Şimdi burada bir haksızlık da yapmamak gerekiyor. Trezeguet şu ana kadar performans olarak belki bekleneni veremedi ama Vakeme ile anlaşılamayacağı netleştikten sonra Trezeguet'in transferi herkesi fazlasıyla memnun etti. Şu anda Trezeguet belki performans olarak beklentileri karşılayamıyor ama Abdullah Hoca'nın oyun sisteminde, düşüncesinde en azından, çünkü sürekli bunu vurguladığı için söylüyorum, takım savunması anlamında daha fazla katkı veriyor. Ama skor üretme noktasında Vakeme bir anda bireysel performansını çok farklı bir seviyeye taşıyıp golle sonuçlandırabilecek bir oyuncu. Ama artık Vakeme başka bir diyarda ve gerçekten kendisi adına çok ciddi rakamlar da kazanacak. O yüzden bunu çok da fazla konuşma. Şu an için Trabzonspor'a bir yarar sağlamaz. Ama Trabzonspor adına bundan sonraki süreçte yarar sağlayacak bence en önemli şey şu. Bu takım yeni bir takım. Yani son şampiyon gözüyle bakılmamalı şu aşamadan sonra. İlk 11'indeki 7-8 oyuncusu değişen bambaşka bir takım gözüyle bakılmalı.